Welcome to our English lesson. In this video, we are going to do some exercises about so, such, and so that, and such that. Let's start. Merhaba sevgili öğrencilerimiz. Bu videomuzda so ve such ile ilgili, aynı zamanda so that ve such that ile ilgili alıştırmalar yapacağız. İlk alıştırmamızla başlayalım. Fill in the gaps with so or such. Boşluklara so veya such getireceğiz. Biliyorsunuz ki so veya such niteledikleri isimlere çok anlamı veriyorlardı. Başlayalım ilk sorumuzla. A boring day. Sıkıcı bir gün. Çok sıkıcı bir gün diyeceğim. Bir sıfat tanımlaması görüyorum. O yüzden de such kullanmam lazım. Such a boring day demem lazım. Intelligent. Zeki. Yalnızca bir sıfat var. Çok zeki diyeceğim. O yüzden de so kullanmam lazım. A wise decision. Akıllıca bir karar. Yine bir sıfat tanımlaması var. Çok akıllıca bir karar diyeceğim. Such a wise decision. A long story. Uzun bir hikaye. Yine bir sıfat tanımlaması. Çok uzun bir hikaye diyeceğim. Such a long story. Long. Uzun. Yalnızca sıfat kullanılmış. Çok uzun diyeceğim. So long. Many times. Hatırlarsanız much, many, few veya little varsa yalnızca so'yu kullanabiliyordum. Such'ı kullanamıyordum. Yani burada so many times demem lazım. Çok fazla zaman. Yine aynı şekilde much var. O yüzden de çok fazla yağmur derken so much rain demem lazım. Loudly. Yüksek sesli bir şekilde. Çok yüksek sesli bir şekilde diyeceğim. Bir zarf var. Yine ne kullanacağım? So kullanacağım. Difficult homework. Zor ödev. Çok zor bir ödev derken sıfat tanımlaması olduğu için such difficult homework diyeceğim. Diğer alıştırmamıza geçelim. Match 1, 2, 5 to A to E to complete the sentences. Rakamlı yazılı kısımları harfli yazılı kısımlarla birleştireceğim, eşleştireceğim hangisi uygunsa. Birinciyle başlayalım. It was such a nice movie that. O kadar güzel bir filmdi ki. Ne gelebilir bakalım. I watched it 3 times. O filmi 3 kere izledim diyebiliriz. O yüzden de buraya D gelecek. He felt so angry that. O kadar kızgındı ki. He couldn't control himself. Kendini kontrol edemedi diyebiliriz. Buraya da A gelecek. The music is so loud that. Müzik o kadar yüksek ki. I can't hear anything. Hiçbir şey duyamıyorum. Yani buraya da E gelecek. My friend has such a nice voice that. Arkadaşımın o kadar güzel sesi var ki. B veya C kaldı zaten. Hangisi gelebilir? She will attend a song contest. Bir şarkı yarışmasına katılacak diyebilirim. Buraya da B yazdık. He worked so hard that. O kadar sıkı çalıştı ki. He got a promotion. Terfi aldı diyeceğim. Yani buraya da C gelecek. Devam ediyoruz. Rewrite the sentences with so that or such that. Burada görmüş olduğumuz cümleleri so that veya such that ile yeniden yazacağız. Yani bu iki cümleyi birleştirerek so that veya such that kullanacağız. İlk sorumuzla başlayalım. You are a very good friend. You always help me. Sen çok iyi bir arkadaşsın. Bana her zaman yardımcı oluyorsun. Ne yapabiliriz burada? Zaten bir sıfat tanımlaması var. A good friend. İyi arkadaş. Yani such that kullanmam lazım zaten. Cümleyi de şöyle birleştirebilirim. Sen o kadar iyi bir arkadaşsın ki bana her zaman yardım edersin. Şu şekilde yazıyorum. You are such a good friend that you always help me. İkiye baktım. She is good at English. She can translate everything. O İngilizce'de iyi. Her şeyi çevirebiliyor. İngilizce'de o kadar iyi ki her şeyi çevirebiliyor diyeceğim. Good var, yani sadece bir sıfat var. O yüzden de so that yapısını kullanacağım. Ve cümlemi de şöyle birleştireceğim. She is so good at English that she can translate everything. 3'e baktım. Alice is a good artist. I want to buy one of her paintings. Alice iyi bir ressam. Onun resimlerinden birini almak istiyorum. Alice o kadar iyi bir ressam ki resimlerinden birini almak istiyorum diyeceğim. A good artist bir sıfat tanımlaması olduğu için such that kullanmam lazım. Alice is such a good artist that I want to buy one of her paintings. 4'e baktım. China is a very big country. Çin çok büyük bir ülke. About 1.4 billion people live there. Yaklaşık
1,4 milyon insan orada yaşıyor. Çin o kadar büyük bir ülke ki yaklaşık 1,4 milyon insan orada yaşar diyeceğim. A big country bir sıfat tanımlaması olduğu için such that kullanmam lazım ve şu şekilde birleştiriyorum. China is such a big country that about 1.4 billion people live there. 5'e baktım. It was a small coat. It didn't fit me. Küçük bir mont bana olmadı. A small coat, küçük bir mont, bir sıfat tanımlaması görüyoruz yine. Yani yine birleştirirken ne kullanacağım? Such that kullanacağım. It was such a small coat that it didn't fit me yazmam gerekiyor. Altıya bakıyorum. It was a deep lake. We couldn't swim in it. Derin bir göldü. Onda yüzemedik. A deep lake. Yine bir derin bir göl. Bir sıfat tanımlaması olduğu için yine such that kullanmam gerekiyor. It was such a deep lake that we couldn't swim in it. O kadar derin bir göldü ki yüzemedik demiş olduk. Son sorumuza bakıyorum. He behaves strangely. Everybody looks at him. O tuhaf davranıyor. Herkes ona bakıyor. O kadar tuhaf davranıyor ki herkes ona bakıyor diyeceğim. Bir fiili niteleyen zarf kullanmışız. Yani so that yapısını kullanmam lazım. Yalnızca zarf olduğu için. He behaves so strangely that everybody looks at him. Şeklinde cümlemizi so that ile bağlamış olduk. Okay dear friends, this is the end of our video. See you next videos. Take care.